Merhaba değerli BRT2 izleyicileri. İsmail Dümenci ile Sağlıklı Yaşam programına bir kez daha hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar. Sizlere yeni yılda sağlık, mutluluk, başarı, bol egzersiz ve her şeyden önce sağlıklı ama sağlıklı bir beslenme programı ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bugünkü konuğumuz Kıbrıs Türk toplumunda, Kıbrıs Türk sporuna çok büyük emekleri olmuş, Avrupa şampiyonluğu bulunan ve dünya ikinciliği bulunan ülkemizi kendi branşında en iyi şekilde temsil etmiş Ekim Özgüvenli. Ekim kardeşim, öncelikle hoş geldin. Teklifimizi kabul ettiğin için ve bizi kırmadığın için gençlerimizi ve bu spora gönül vermek isteyen tüm arkadaşlarımızı bilgilendirmek istediğin için çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim kardeşim. Beni davet ettiğin için programına. İstersen öncelikle biraz bize kendinden bahset. Bir tanıyalım, bir Ekim Özgüvenli kimdir? Bahsedelim. Ekim Özgüvenli iki öğretmen bireyin oğlu. 92 doğumluyum. Mimarım. Mimarlık bitirdim. Hayallerinin peşinden koşan biriyim. Hayallerim için ne gerekirse yaparım yani. O yüzden hayaller herkes için önemli olmalı. Benim yaşama sebebim zaten hayallerim. 17 yıldır sporcuyum. 16 yıldır milli sporcuyum. 30 yaşındayım ve 17'sini spora adadım. Hiç pişman değilim. Dünya bir daha gelsem yine sporcu olurdum. Hatta belki de 27 yıl olsaydı keşke dediğin anlar bile oluyor. Şu an 17 yıl. Çok samimiyim. Şu an 60 yaşındaki Ekim'i kıskanırım. O derece. Evet. Gelecekten eminsin ve eminim. İlerliyorsun. 60 yaşındaki Ekim acaba neler öğrenmiş, neler keşfetmiş, neler başarmış, kimleri yetiştirmiş biri olacak? Yani şu an 60 yaşındaki halimden yarışırım. Oh, harika. Yani bir hedefi koydun mu, yakaladın mı onu, almadan, elde etmeden asla bırakmam diyorsun. Tabii ki, tabii ki. Süper. Arkadaşlar, işte görmek istediğimiz motivasyon. Peki bize, şimdi dövüş branşlarıyla uğraşıyorsun. Hı hı. Bunların bize, senin sanırım 3 veya 4 farklı dalda, evet, farklı branşların var. Onlardan bize biraz tanımlayıp bahseder misin neler olduklarını? Ben güreş temelliyim. Güreşle başladım. Güreşten sonra kickbox ve muay thai ekledim kendi bünyeme. Güreşi bırakmadım. Güreşle beraber kickbox muay thai çalışmaya başladım. Kickbox muay thai ve güreşi bırakmadan Brezilya jiu-jitsu çalışmaya başladım. Ve artık ayakta dövüşebiliyordum. Adamı, yani rakibimi yere götürebilecek bir branşa sahiptim. Ve yerde bitirebilecek bir branşa sahiptim. Gözümü MMA'ya diktim. Karma dövüş sanatları. Yapabileceğime inandım. Kıbrıs'ta yoktu MMA. Sonra getirdik. Hasan Kuru Manastırlı ve Feyzi Kuru Manastırlı. Abim ve kardeşim MMA'yi ön ayak olup Kıbrıs'a getirdiler. Hangi yıl oldu bu? İki yıl. İki yıl önce. Çok güzel. Ve kısmet oldu. İlk müsabakasına ben çıktım. Askerdeydim. Yıllık iznim yazdım. Çıktım ve müsabakaya katıldım. Güzel. Yani KKTC içerisinde bir ilki başardın. Bu hep bilinen. Başardık. Beraber başardık. İzlenen, sevilen bir spor branşı olmasına rağmen KKTC içerisinde bunun profesyonel ve yarı profesyonel olarak bir uygulanırlığı yoktu. Bunun oluşumunda bir ön ayak oldunuz, evet. Ve artık şu an var. Bunun kendi federasyonu, var, kendi kurduk. Her şeyi vardır değil tabii mi? Tabii ki. Önce kickbox federasyonuna bağladık. Şimdi özelliğimizi aldık. 2022'ye itibaren kendi ayrı bir özerk federasyon olacak. Çok güzel. Ve aynı zamanda Kempo branşı. Onda Kıbrıs'a gelişinde birebir bulundum. Kempo'yu da Kıbrıs'a getirdik. Combat Jiu-Jitsu'yu Kıbrıs'a getirdik. Onda bir federasyonu var. Kempo ve Jiu-Jitsu Federasyonu. Kempo ve Savunma Sporları Federasyonu başlığı altında. Jiu-Jitsu da yapıyoruz, Kempo'yu da yapıyoruz. Aslında benim hakim olduğum 3 branş var ve bu 3'ü sayesinde 5-6 branş yapabiliyorum. Nelerdir onlar? Kempo. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Brezilyan Jiu-Jitsu. Güreş, kickbox, muay thai, MMA. Çok güzel. Peki şu an sen katıldığın müsabakalarda Kempo mu yapıyorsun daha çok? Hangi branşta yarışacaksam ona hazırlanıp. Ona göre hazırlanıyorsun. Ona göre hazırlanıp ona gidiyorum. Süper. Peki Ekim Özgüvenli'nin bu kadar başarılı olmuş, bu kadar toplumumuzun gurur duyduğu ve kişisel olarak da tanıdığım, sevdiğim, etrafımda gördüğüm kadarıyla çoğu insanın da sevdiği bir insan olarak sen merak ettikleri bir soru var. Ekim Özgüvenli dövüşe
nasıl başladı? Yani ilk ilgisi nereden gelişti? Neden ben dövüşmek istiyorum dedi? Ve daha sonra nasıl buralara kadar geldik ve bizim gururumuz oldun? Güzel soru. Teşekkür ederim. Abi Jackie Chan. Yalan söylemeyeceğim Jackie Chan. Çocukken hep dövüş filmleri dikkatimi çekerdi. Üç küçük ninjalar, Jackie Chan'lar, Van Damme'lar. Hiç unutmam. 5-6 yaşlardaydım. Babam bana büyüyünce ne iş yapacağımı sordu. Ben de ona memleketin en büyük dövüş ustası olacağımı söyledim. Güldü. İyi ki, böyle. İyi ki güldü. İyi ki güldü. Ve buradayız. Ve o motivasyonla sen araştırmaya başladın, kurslara başladın, gittin. Şimdi değil mi yani? 3-4 yıl önceye kadar hep böyle içimden şey derdim. Keşke babam beni çocukken karate yazdırsaydı 5 yaşında. Şimdi nerede olurdum acaba? Ama şu an dank etti. Büyük ihtimal beni o zaman bir karate kursuna yazdırsalardı. Karate yaptığını zanneden bir adama yazdıracaklardı. Ve o adam beni spordan soğutacaktı. Ben bir daha dövüşmenin değisimi görmek, izlemek, yapmak istemeyecektim. İyi ki yazdırmamışlar. Ve bazı şeyleri kendin deneyimlemiş oldun. Belli bir yaştan sonra kendi tercihlerinle gidip herhalde 13 yaşındaydın sanırım ilk güreş kursuna gittiğinde diye 2006. Hatırlıyorum. 14 yaşında. Ha. Kendi isteğinle arkadaşınla birlikte gittin. Ve daha sonra işte orada ki gördüğün öğrendiklerinle ilgini çekmesiyle birlikte bunu farklı branşlarla da kombinledin. Aynen öyle. Sanıyorum. Aynen çok öyle. Güzel. 2006 yılının 1 Nisan günü okulumuzun müdür muavinine Nisan 1 şakası yapmaya gittik. Evet. Güreşe başlayacağım benimle şaka yaptık. O şaka şu anki hayatımızın tek gerçeği oldu. Şaka hayatımızın tek gerçeği oldu. Evet. Çok güzel. Bunu da bir hashtag olarak düşelim bu arada. Peki izleyicilerimizden gelen başka bir soru var. Ekim kardeşim. Bu kadar başarılı bir dövüşçüyken maalesef ülkemizdeki medyanın ve işte spor branşlarına olan ilginin yeterince gelişememesine bağlı olarak çoğu insan bunu bilmiyor. Seni takip eden, seni çok seven, sana kursa gelmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen, bunu sende başarmak isteyen insanlar var ve merak ediyorlar. Ekim özgüvenini hangi başarılara sahip, bugüne kadar hangi başarıları elde etmiş? Program bitmez diye umuyorum bu soruyla birlikte. Ama yine de sorayım Yok, dedim. Yok estağfurullah. Bir şansımızı deneyelim. Hadi bakalım. 74 tane KKTC şampiyonluğu. 74 KKTC şampiyonluğu. Bir Türkiye şampiyonluğu. Bir Avrupa şampiyonluğu. Bir Avrupa'nın en teknik dövüşçü ödülü. İki dünya üçüncülüğü. Bir Balkan üçüncülüğü. Bir dünya ikinciliği. 5 rekor. En teknik güreşçi ödülü. Onu Avrupa'da kazanmıştın değil mi? En teknik dövüşçü ödülünü kazandım. 2019 Portekiz Lizbon'da Kempo şampiyonasında. Dünya Federasyon Başkanı Amato Zaharia tarafından verildi bana ödül. 18-17 bir maç kaybetmiştim. 17 dünya şampiyonu olan Mirel Dragan'a. Sol ayağımın tarak kemikleri sakatlanmıştı. Test kart dövüşüp 18-17 kaybetmiştim finalde. İkinci gelmiştim. O da bana bir fair play'lik yapıp İşte şeyler belirlenirdi o gün. En fair play dövüşçü, en dövüşken dövüşçü, en çok maç yapan dövüşçü, en erken zamanda maç bitiren dövüşçü ödülleri vardı. En teknik dövüşçü ödülünü bana verdi. O da benim için güzel bir hatıra olarak şu an dolabımda. Wow. Çok güzel. Umarım bu başarıların daha da katlana devam eder ve biz de seni izleyip gururlanmaya devam İnşallah. Ederiz. İnşallah. Hedefimiz o. Peki, Ekim Özgüvenli'nin idolleri kimlerdir? Ve neden idolleri bu kişilerdir? Çok diye değişik. Sorsam çok ne olur değişik acaba? İsimler. İnanmayacağın isimler. Brezilya Jiu-Jitsu'daki idolüm bir bayan. Gezari Matuda. Nereli bu arada? Japon. Japon. Japon ve Brezilya. Yani anne Japon, baba Brezilyalı. Tam bir Brezilyan Jiu-Jitsu. Aynen öyle. Yani kadının dövüşürken düşünme kabiliyeti, oyun kurması, planı. Hayranlıktan oturup izlerim yani kadını. O kadın dövüşsün her gün izleyebilirim. Yani gerek tekniği olsun, gerek stratejik düşünce yapısı olsun, gerek zeka. Rakibini... Bizim branşlarda zeka çok analizi. Önemli. Her şey çok önemli. Bir atak ataktan çok herhalde savunma önemli. Stratejisi Aynı önemli. Aynen her şey önemli. Çabuk düşünmek gerekiyor. Saniyenin üçte birinde düşünüp karar verip uygulamaya başlamanız lazım.
Bu hem savunma için hem atak için geçerli değil mi? Tabii ki bir müsabakada ben bir karar verdiysem saniyenin üçte birini düşünüp karar verip uygulamaya girmişimdir. Oh. Güreşte idolüm asrın güreşçisi Hamza Erlikaya. Yaşadığımız yüzyılın en iyi güreşçisi. 17 yaşında dünya şampiyonu olmuş bir ustamız. 17 yaşında büyükler ben. Büyükler kategorisinde dünya şampiyonu. Evet. Büyük olmamasına rağmen büyüklerde dünya şampiyonu olmuş bir efsane. Harika. Çok ve hayat başarıları var. Dersem eğer şu an hayat olarak kimdir idolün? Bu aday için almayacak Semih Saygıner. Burada Semih Saygıner oluşuyor. Mesela şimdi Hamza Yerlikaya'dan bize örnek verdin. Güreşçi senin güreşçi. Branşınla alakalı. Matuda'ydı sanırım. Gezeriye Matuda. Bayan evet. Matuda hakkında da bize idolün olduğunu söyledin. O da Brezilyan Jiu-Jitsu yaptığın için. Ama hı-hı, sanıyorum bu sporlarla ilgilendiğin kadar bu profesyonel seviyede bilardo oynamıyorsun. Evet. Peki neden bir bilardo oyuncusunu kendine bir idol olarak görüyorsun? Hayata bakış açısı. Pozitif enerjisi. Mütevaziliği ve benim için en önemli olan şey inadı. 14 yaşından annesini babasını kaybetmiş bir adam bilardo oynayarak Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Sadece bilardo oynadı. Bilardo oynayarak bir ülkenin şeyi değişebiliyormuş. Hatta onun bir lafı da vardı işte, o kahvehaneye galiba arkadaşları götürmüş. Evet. Kendisini. Bana dedi isteka verdiler dedi, okey istekası. Benim gözümde de bilardo istekasındaydı. İyi ki de okey istekasını bırakıp bilardo istekası almışım. Ve okeyci olma yerine... Evet, kumarbaz değil, dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu oldu. Abisi şey demiş kendine. Hadi askerden çık da sana masa başı bir iş bulalım. Diyor ki evet, şu an masa başı bir işe sahibim. Daha ne kadar masa başı olabilir? Daha ne kadar masada durabilir? Daha ne kadar masa başı olabilir? Evet, o da çok gurur duyduğumuz ve benim de kişisel olarak gerek karakter yapısı olarak... gerekse de başarılar anlamında çok örnek aldığım bir sporcu, bir abim. Ona da buradan selamlarımızı iletelim Semih Saygıner'a. Peki Ekim, en fazla dövüşmek istediğin dövüşçü kimdir? Senden ama branşta duymak istiyoruz biz. Hangi branşta? Kimdir bu dövüşçü ve nedeni de nedir? Nedeni nedir? Şimdi, André Galvao diye bir efsane var. Brezilyan jiu-jitsucu. Tam 22 tane dünya şampiyonluğu var. 22. Evet, biraz bir şeyler yapmış bir abimiz. Şimdi biz onunla maça çıkarız. Maçı kimin kazanacağına dair bir ufak fikrim var benim ama o adamdan çok bir minik bir olsa evet, da değil. Çok mi? Evet. O adamdan bir maç atmak isterim ona. Bir maçımız olur ya. Bence atarız yani o maçı. Vallahi öyle bir maç olursa ben direkt dünya alırım zaten biletimi. 6 ay önceden en öne oturur kardeşim. Dünya sallanır. Selfimizi zaten yaparız. Bu sene ilk defa onun katılacağı bir turnuvaya katılıp onu direkt dövüşürken izleme fırsatı bulacağım. Çok prestijli bir turnuva, ADCC. İlk defa canlı göreceksin yani kendini. İlk defa tanışma fırsatı bulacağım. Çok André Galvao ile. İlk defa dövüşürken izleyeceğim, sohbet edeceğim, merak ettiklerimi soracağım. Bir gün ben de Brezilyan Jiu-Jitsu'da siyah koşak olduğum zaman da ondan sanki bir maçımız olur ya. Yani bu biraz da şeye benziyor aslında. Orada tanışma olanağı da bulma durumu var mı? Tabii ki. Yani bu mesela çok iyi bir futbol oynayan bir futbolcunun işte Ronaldo'yla veya çok iyi bir üçlükçü basket oynayan birinin Stephen Curry ile tanışması gibi bir durum oluyor aslında. O tabii ki seviyede bir şey oluyor. Tabii ki. Ne mutlu sana. Yani bu adamın katılacağı turnuvaya ben de katılıyorum. Ben kendi kuşağımda, kendi sikletimde. Adam kendi kuşağında, kendi sikletinde. Ama tartıdan önce, tartıdan sonra, maçtan önce, maçtan sonra. Bu gibi büyük isimler zaten çok mütevazi isimlerdir. Gidip dediğin zaman kendine ben Kıbrıs'tan geldim ve sana hayranım. İdollerimin arasında sen de varsın. Adam oturup seninle sohbet eder. Eminim sana kendi tecrübelerini de anladır. Tabii kendi ki merak ettiğin her şeyi sorar. Belki de dışarı gibi bile çıkabilirsiniz. Kısmet. Ama tabii o dönem katlı olduğu için herhalde bol bol su içmek gerekecektir. Tabii, tabii. Suyu kesip gittiğimiz için. Suyu kesip gittiğimiz için. Peki o zaman şöyle bir soru geldi seyircilerimizden bu arada. Facebook canlı yayınımız bu arada bir arızadan dolayı gerçekleştiremiyoruz. Gelecek hafta itibaren Facebook canlı yayınımızda buradan ekleyelim. Sizlere belirtelim. Facebook canlı yayınımızda
programımızın içerisine eklenecektir ve programımız interaktif olarak sürecektir. Soruları canlı yayın sırasında da almaya başlayacağım gelecek haftadan itibaren. Bunu da size ekleyip programımızı sürdürelim değerli seyirciler. Sorumuz şu, seyircili mi yoksa seyircisiz mi dövüşmeyi seversin? Etrafın senin için anlamı nedir? Yoksa bir anlamı yok mu, hiç fark etmez mi? Ben odaklandığımda gözüm bir şeyi görmez, tamamen işime mi odaklayayım diyorsun? Seyircili. 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 Neden? Neden seyircili? Seyirciyi kullanabilmek lazım. Seyircinin önünde baskı altına girmek yerine kendini kanıtlamak, kendini ispatlamak gereksinimi duyduğun zaman bütün ışıklar kapanır, herkes susar, bütün seyirciler ortadan kaybolur. Köşende oturan hocan, rakibin ve sen. Binlerde iki kişisin, aslında üç kişi. Evet. Bu kalabalığı yok etmek lazım. Işıkları kapatmak lazım. Ben dünya şampiyonasında, Antalya'da 2 ay önceki dünya şampiyonasında, müsabakadan önce tam 45 dakika yoga yapıp tatamiye ayak bastım. Güldüler bana. Yoga yaptın, maça çıkacaksın. Evet, yani niye koşmadın, niye kolumu çevirmedin, dizini çekmedin? Gerek yok. Taktım kulaklıklarımı. 45 dakika yoga yaptım. Işıklar kapandı, herkes kayboldu. Kimse görmedim. Kendime döndüm önce. Kendimi dinledim. Ve dedim ki 17 yıl buraya gelmek için çaba sarf ettin. Şimdi geldin, buradasın. Git, hayallerin orada, al ve gel. Yani en çok yaklaşan benim. Büyükler kategorisinde. Dünya şampiyonluğuna. Kaç yaşındaydın bu arada ikinci olduğunda? Dünya... 2 ay önce. 2 ay önce, çok iyi. 2 ay önce. Antalya'daki bu... turnuva. Ukrayna'daki değil değil mi? Ukrayna'da bir ufak pürüz yarattılar bize. Ukraynalı rakibimizle ilgili. Bizi elediler ve 3-5 maçına düşürdüler biz. Yani bronz madalya için yarıştık. Instagram hesabımda bunun kanıtlı ispatlı videosu da var. Hakemler beni göstermesine rağmen Minder Amiri böyle yapıp bendeki maçı Ganalı zincir rakibime verdi. Ve biz orada yani bizim tarafımız kaldırıldığı zaman sevindik, yerlere yattık, yumrukladık elleri, mindelleri, sevindik, bir kalktık, karar çekilip rakibe verildi. Oradan da bir üçüncü çıkaramadık, 4. olarak geldik. Ve ondan sonra işte Antalya'da dedim ki tamam artık yapalım. Bu defa... Geldi mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu arada canlı yayınımız gelmiş. Şu andan itibaren de soruları alabiliriz. Buradan bana yönetmenim uyarı geçti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet, seni dinliyoruz kardeşim. Yes kardeşim. Ukrayna'da boş gelince, boş dediğimde dünya dördüncülüğü. Boş. Madalya yok. Boş değil o. Bayağı dolu. Benim için boş ama dolu kısmı şu. Dünyanın 7 harikası var. Ve sen 4.sün. Bence bir Kıbrıslı Türk için bu da bir şey. Çok büyük bir şey. Ama tabii sen kişisel olarak senin bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu farkındasın. Ama aynı zamanda da bunun çok daha iyisine de ulaşabileceğini bildiğin için. Evet, kendini bilen. En başta söylediğin gibi tuttuğumu koparan bir karakter yapısı. 4 değil, 3 değil, 2 değil. 1 olana kadar evet. Uğraşmaya devam. Hedef o. Gidip almak. Evet. Arkadaşlar yani Ekim arkadaşımız bunu mesela bir dövüş branşı için söylüyor. Ama aslında fiziksel olarak söylediği hiçbir şey yok. Tamamen bahsettiğimiz şey bizim burada. Hangi mesleği, hangi motivasyonda yaparsanız yapın. Bizim için esas önemli olan bir şeyi ne kadar istediğiniz ve o yolda ne kadar acıya katlanabildiğimiz. Bu sağlıklı olmak için de geçerlidir. Sağlıklı beslenmenin de bir bedeli var. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek. Kendimizi anlık zevklere, anlık şekerin, tatlıların bize verdiği hazlara kaptırmayıp o iradeyi gösterip daha sağlıklı bir, en sağlıklı vücuda, en iyi görünüm vücuda sahip olma. Veya bir dövüşçü için sonuna kadar bunun mücadelesini vermek, en doğru antrenmanı yapmak, en iyi şekilde beslenmek, müsabakalara en doğru şekilde hazırlanmak ve evet en sonunda istediğimiz hedefe en hazır şekilde ve en güçlü şekilde ulaşabilmek. Geçelim sıradaki sorumuza. Geçelim kardeşim. Peki
Bu arada umarım Ukrayna veya diğer ülkelerde yine başka bir müsabakalarda çok 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 daha iyi bir sonuca ulaşırsın. O bir aksilikli, bir şanssızlıktı, bir daha olmaması dileğiyle. İnşallah. Peki biraz teknik sorulara girelim. İzleyicilerimizden bir teknik soru geldi. Bu dövüş antrenmanlarında peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela sen bir dövüş antrenmanları var, müsabakan var. Hazırlanman gerekiyor. Tabii biliyorum her branşa göre farklı bir antrenman metodu uygulanır. Tahmin göre bir MMA ile veya bir Brezilya Jiu-Jitsu'nun çok farklıdır. Tabii ki. Temelde mesela nelere dikkat etmek gerekiyor? Mesela fitness yapıyorsan bu dövüş müsabakaları için hangi kas gruplarını daha çok çalıştırıyorsun? Ve teknik antrenmanlarda mesela neye dikkat ediyorsun? Basitçe bize özetleyebileceğin bir şekli var mı bunun, yoksa çok geniş bir konu mudur bu? Var. Hatta bu bir meslek sırrı. Sırrımızı açıklayalım o zaman halkımıza. Evet arkadaşlar, herkesi canlı yayına bekliyor. Ekim Bey'in büyük sırrı geliyor. Meslek sırrı. Siz geliyor. De büyük bir dövüşçü olmayı deneyebilirsiniz. Dövüşçü olmasınlar, bisikletçi olsunlar, yüzücü olsunlar, bilardocu olsunlar, masa tenisi oynasınlar. Ama ne yaparlarsa en iyi şekilde yapsınlar. Dövüşmek değil, spor bir bilim. Evet. Spor bir bilim. Bana antrenmanlarımı sordunuz. Öncelikle dikkat ettiğim nokta itmanın yapı şekli. Antrenman ikiye ayrılır. Yapıcı ve yıkıcı. Yapıcı antrenman yaptığın zaman kazandığın bir antrenmandır. Yıkıcı bir antrenman yaptığın zaman kendinden götürdüğün bir antrenmandır. Öncelikle hangi branşta yarışacaksam o branşa hazırlanırım ve yapıcı itman yapmaya dikkat ederim. İlk öğrencim, 12 yıl önceki öğrencim Mustafa Bürüncük. Buna da oradan selam olsun. Mustafa'yı ben de tanıyorum. Mustafa kardeşime ben de buradan çok selamlar iletiyorum. Evet, Mustafa'yla biz 12 yıl önce tanıştık, çalışmaya başladık. Ve adam şu an benim partnerim ve ben dövüşürken köşeme oturan adam. Ben dövüşürken benim köşeme oturup beni yöneten bir adam. Partnerim yani şu an. Hocam oldu benim, ben de onun hocası oldum. Otururuk Mustafa ile beraber, kendimize bir antrenman programı yazarık. Hangi kas gruplara çalışacak, neler yapacak diye. Ve ikimiz de, ilginçtir ki ikimiz de fitnesssiz hazırlanırız her turnuvaya. Yapacağımız bütün itmanları minder itman olarak şekillendirerek asla elimize halter aldığımızı hatırlamam. Dumbbell aldığımızı hatırlamam. Bir konu seçerek mesela, diyelim ki dalma. Brezilya Jiu-Jitsu'da güreşte en önemli unsurlardan biridir. Rakibi yere çekmek. Dalma. Bir saatlik bir şarkı açarık YouTube'dan ve derik ki şarkı bitene kadar dalıyoruz. Bir insan bir saat dalar mı birbirine? Bir saat birbirimize dalarık. Şarkı bitene kadar. No rest. Su içmek yok. Full focus. Şarkı bitene derik ki ah tamam bitmiş hadi gidelim evimize. Öbür gün derik ki bunu yapacak. Torba dövecek. Bir saat torba dövülür mü? Molasız, susuz. Bir saat şarkı bitene kadar non-stop torbadayık. Limitleri zorlamak gerekiyor ki o eşik noktasını artırabilelim değil mi? Tabii mesela ben 3x3 dövüşeceksem, 3x3 dedim 3 round 3'er dakikadan. O turnuva ben 5x5 hazırlanırım. 5 dakika 5 round'dan hazırlanırım. Bu defa ne olur? Turnuvada 3. round'un son dakikasında bile hala da benim dövüşebilecek 10 dakikalık bir nefesim ve gücüm olur. Süper, harika. Yani kısacası bu işleri de dövüşte, müsabaka sırasında kendimizi ne kadar çok zorlayacaksak onun daha da zorunu evet. Antrenmanlarda katlanmamız gerekiyor ki antrenmanlarda. Bu bizim eşik noktamızı yükselttikçe roundlardaki işte yorgunluk süremizin ertelenmesi, gardımızı alırken veya dikkat, konsantrasyon yaşarken ve fiziksel olarak güç anlamında diri kalmamız için en önemli hususlardan biri burada eşik noktasını artırabilmek. Tabii ki, aynen öyle. Çok güzel bir cevap. Teşekkür ederim kardeşim. Peki genel olarak beslenmelerinde, dövüş beslenmelerinde nelere dikkat ediyorsun? Şimdi bu işin uzmanı sensin. Diyet dediğimiz zaman insanlar sürekli bir şekilde kilo verme diyeti sanırlar ama kilo almak için de bir diyet var. Aynı kiloda kalmak için de bir diyet var. Ben turnuvalara günde 2 antrenman yaparak hazırlanırım.
turnuva öncesi 2 ay, 2,5, 3 ay kala. Ve her antrenmanım yaklaşık 1000-1500 kalori yakar benim vücudumda. Ve ben gerçekten inanılmaz kaloriler tüketirim antrenman yaptığım kamp dönemlerinde. 5 ana öğün, 4 ara öğün şeklinde. Temiz yiyecekler. Annemin yaptığı, evden getirdiğim yemekler ama işte makarnalar, pilavlar, köfteler, etler, tavuklar. Yiyebildiğim kadar yerim. Çünkü biz dövüşçüler kilo verip gitmeyik turnuvaya. Kilo kesip giderik. Ben 72 saat öncesine kadar 82-83 kiloyumdur mesela. 72 saatte 3 gün içinde 75'e düşerim. Kilo keserim. Tabii. O çok zor bir süreç. Kilo kesme süreci. Nasıl? Biraz anlatır mısın burada izleyicilerimizin? Evet. Günde, iradeni duyması günde için. 8-9 litre suyla başlarım. 7'ye düşer, 6'ya düşer, 5'e düşer, 4'e düşer. Tam 3 gün boyunca 3 litrede kalır. Ondan sonraki 3 gün ağzıma su koymam. 3 gün susuz. 3 gün susuz. Onlarca güzel bir su yüklemesi var. Yerim çöp poşetini. Veya termal terletecek olan. O yağmurlukları. Yağmurlukları. Sadece kardiyo yaparım. Vücuttaki suyu atarım. Ve herhalde proteinli ve salatalı beslenme, bol vitamin, mineral, karbonhidrat, evet, sıfır diye düşünmek lazım. Tamamen detoksa geri dönerek vücudu resmen içten bir şekilde yıkıyoruz. Sadece salata ve sadece protein. Bu ta ki ağırlığa çık, tartıya çıkana kadar mı, evet, değil mi? Ta ki 75'i görene kadar. Örnek tartıya verdim. Çıktın, 74.9'u gördün. Aynen öyle ama 24 sallanarak. Saat, 24 saat sonra da ne var? Dövüş var. Evet, tartıdan biz bir gün 24 sonra. Saati bir tartıdan, evet, tartıdan bir gün sonra dövüştüğümüz için bu riski alıp yapıyoruz kilo kesmeyi. Yani ben 3 günde 6-7 kilo çok verdim. Son 15 yıldır, 14 yıldır 5-6 kiloyu ben 2-3 günde vermeye başladım zaten yani. Hayatım bu. 15 yıldır 6 kilo var. Önünde 3 günde veririm 6 kilo 3 günde. Bir çeşit yaşam tarzına döndü senin için değil mi? Evet, müsabaka zamanı böyle. Sonrasındaki olması gereken yükleme de ama. Sonrasındaki yükleme de yaşam tarzına dönmüş. Evet, glikojen depolarım bomboş. Tartıya çıkarım. Susuz bir şekilde titreyerek. Tamam, okey, tartıyı geçtik. Maç yarın. Doldur glikojen depolarını. Gelsin pilavlar, patatesler. Magarinalar, magarinalar, baklavalar, pilavlar, evet. Yükleyelim de yükleyelim. Aynen öyle. Bu defa ne olur? Ben 75 çıktım dartıda, 74-900 çıktım dartıda. Senin dediğin gibi. Ama o kaybettiğim suyu geri içince, boş mideye doldurunca, de glikojenler doğunca, glikojen depolarım doğunca 78-79'a çıkarım. Rakibim kilo kesmediyse, kendi 75 kilo olarak gelirse turnuvaya, ertesi gün turnuvada 79 kilo biri olarak yarışırım 75'teki adamın karşısında. Bu o 4 kiloyu avantaj değil mi? Evet, o 4 kiloyu hafife almamak lazım çünkü 3. raundun son dakikasında o 4 kiloluk fark 40 kiloya çıkar. O yorgunlukla, o şeyle. O eforla, yorgunlukla. O bazı baskıyla. İnsanda herhalde o, bazı insanda herhalde o, mesela sen atıyorum daha kolay geri o kiloyu alabiliyorsun. Tahminime göre bazı insanlarda o daha geç olan bir süreçtir. Yer yer mesela, ama o 24 saat mesela o 1 kilo alabiliyor onun vücudu. Değilim ki yakar çünkü. Mesela senin vücut daha fazla glikojenleri almaya müsait bir kas yapısına sahipse, bir anda daha 79'a çıkarsa, biraz da orada genetik farklılıkların da önemi oluşur diye düşünmekteyim ben. İnanmayacak ama vücudum buna alıştı desem yeridir. Çok hızlı kilo alıp çok hızlı kilo verebilirim. Ben Ukrayna'ya 80 kilo gittim. Antalya'ya 78 kilo gittim. Şu an 82 kiloyum. Ve şu an hala daha hazırım. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Mustafa ile beraber çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bana desen ki bir hafta sonra maç var. 3 kilom var şu an mesela vermem gereken. 3 kilomu bir günde veririm. Biner giderek yani turnuvaya, sıkıntı yok benim için. Aynen. Yani mesela şu an 24 saat sonra maçın var. Ya evet, da 48 bugün saat sonra maçın var. Evet. 3 kiloyu düşürüp son 24 saatte. 48 saat sonra ben tartıya çıkabilirim 78 kilo olarak. Benim için sorun değil. Güzel. Arkadaşlar bu arada internet üzerinden, Facebook üzerinden veya ilerleyen yayınlarda yine Ekim kardeşimizin bir müsabakası olduğunda, bir şey olduğunda eğer sizlerden yeterince mesajı alırsak, yeterince bu programla ilgili ilgi çekici geri bildirimler alırsak, müsabaka öncesi ben bir hafta öncesinde yine arkadaşım buradan, ona da ilk kez söylüyorum bunu, konuk etmek istiyorum. Ve arkadaşımızın son 3 gün gala kat dönemi nasıldır, son gün yüklemesi nasıldır, onları birebir eğer siz de ilgileniyorsanız size göstereceğiz.
Ve bu süreci bir de yakından takip edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki böyle bu seviyeye gelen sporcular ülkemizde kolay yetişmiyor. Bunlar nasıl başarılı oluyor? Hangi fedakarlıkları yapıyor? Nasıl bir çaba efor içerisindedirler? Bunları bizim toplumumuz, özellikle toplumumuzda genç insanların görmesi adına biz gençler kendimize bir görev olarak bilip burada insanlara göstermeliyiz diye düşünmekteyim ben. Deyip ben diğer bir soruya geçelim. Yakın bir zamanda hangi turnuvalara katılmayı planlıyor demiş bir arkadaşım. Şu an faaliyet programımızda yer alan bir İspanya maceramız var. İspanya'da combat jiu-jitsu branşıyla katılacak. Yani katılacağımız disiplin combat jiu-jitsu. Ne farkı var bunun Brezilyan jiu-jitsu'dan? Brezilyan jiu-jitsu'da striking yok. Striking'den kastım strike, yumruk, tekme. Düşürme sadece. Evet. Brezilyan jiu-jitsu'da sadece grappling yapıyorsun. Kıyafeti de kullanabilirsin. Yani kıyafeti kullanarak seni boğabilirim. Kendi kıyafetimi kullanarak seni etkisiz hale getirip tap out, pes ettirebilirim. Kravatla mesela. Kravatla mesela, ceketle. Combat jiu-jitsu'da MMA eldiveni giyiyorsun eline. Yarım parmaklı. MMA kuralları. 9 dakika tek round. İlginçteki 9 dakika tek round. Ve yine kıyafeti kullanabiliyorsun ama yumruk serbest, tekme serbest, yerde vuruş serbest. Yelpaze olarak biraz daha geniş. Sonsuzluğa biraz daha yakın bir branş. Okay. Ayakta başlıyoruz. Yumruk, tekme, diz dirsek, Allah yere düşürüp verdiyse, yerde etkisiz hale getirmek için veya yerde vuruşlar. Her şey serbest. Yani Allah ne verdiysenin profesyonelleşmiş versiyonu. Gibi. Gibi bir mantık. Gibi. Şartlar eşit. Sahne bizim. Hadi gel dans edelim. Mantığı. Show must go on. Yes. Peki bu soru açıkçası benim de merak ettiğim bir sorudur. Bu branşta, bu sporda, bu spor aktivitesinde genel olarak dövüş diye klasifiye ediyoruz diye düşünmekteyim. Hep tüm mukavemet sporları demeyi daha çok severim. Mukavemet sporlarında senin ulaşmak istediğin en büyük hedef nedir ve en başından beri bir hayalin var mı bu yola? O 13 yaşında, 14 yaşında güreşe giden o çocuk, o Ekim'in o zamandan beri bir hayali, ulaşmak istediği çok büyük bir hayali var mı ki şu anki başarılarını merdiven merdiven küçük odaklı hayaller olarak kullanmış? Çünkü yüzüm, en büyüğü için. Yüzümü gördün? Gördüm. Bekliyorum canım büyük merakla. Var abi var. Yani adet adet sayarsak bir günde 5 kere güreştiğim de oldu, 6 kere dövüştüğüm de oldu. Adet adet sayarsak her mindere, her meydana, her ringe girişimi 1293 tane maçım var. 1293. 1293 kere rakibimle tokalaşıp maça başladım. Mükemmel bir rakam bu. Profesyonel futbolcunun bile çıkamayacağı rakamlar bunlar. 362 kere maç kaybettim. 362 mağlubiyetim var. Yani %70'e yakın bir galibiyet yüzdeliğinden bahsediyoruz değil mi? 60 diyelim içinde ol. Garanti olsun. Mesela dileyenler hesaplamasını yapabilir. 3'te 1 abi ben sana söyleyeyim. 3'te 1. Çıktım her 3 maçın birini kaybetmişim. Çok iyi bir oranlama yine de. Evet. Şimdi gelelim senin soruya. Mesela annem babam hiçbir zaman gelip beni izleyemediler. Ana yüreği nasıl izlesin? Ama bir gün yemek yerken babam bana dedi ki, ben dedi Ekim olsaydım, değil dedi Türkiye'ye, Avrupa'ya dünya oynardım. O yıl Rum tarafında dövüşen ilk 3 isimden biri oldum. Bir sene sonra Rum tarafında şampiyon olan ilk Türk oldum. 2016 yılında. Ve 2016'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece güreş maçlarına çıktım. Kendi kulübüm ve kendi takım arkadaşlarım için, hocam için. Ve dövüş olarak bir tek Avrupa, Dünya ve Balkan şampiyonuna yarıştım. Babamın o küçük cümlesi, ben Ekim olsaydım Avrupa'ya dünya oynardım cümlesi bile bana yetti ve ben 2016'dan beri sadece Avrupa'ya dünya şampiyonuna yarışırım. Avrupa ve dünya. Hayalimi sordun bana. Hayalim dünya kadar. Hedefim dünya kadar. Bugün yataktan kalkıp buraya seninle bu güzel vakti geçirmek için gelme sebebim bile dünya kadar. Dünya şampiyonluğu. Dünya şampiyonluğu. En iyisi olabilmek. Dünya şampiyonluğunun daha ötesi var mı? Var.
Olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyat görebilir miyim? Neden görebilirim. Olmasın? Görebilirim. Neden görebilirim? 2020 Tokyo Olimpiyatlarından sonra, Olimpiyatlardan sonra 2022 yılında, 2021 yılında Antalya'da dünya ikincisi geldim Kempo'da. 2024 Fransa Paris Olimpiyatlarına Kempo alınsın mı alınmasın mı tartışması içerisindedir şu an Olimpiyat Komitesi. Şu an benim vizem hazırdır. Olimpiyatlara katılmak için bizim branşlarımızda, güreş, tekvando, judo gibi mukavemet sporlarında olimpiyat yılından sonra diğer olimpiyatlara kadar Avrupa, Asya, dünya şampiyonlarından derece çıkarman gerekir ki olimpik sporcu olabilesin. Bugün Olimpiyat Komitesi mühürü vurup evet Kempo'yu olimpiyatlara aldım dediği an ben olimpiyatlara hazırlanmaya başladım. Çünkü vizem hazır. Bir classification'ları var. Yani Asya'da ve Avrupa'da belli bir başarın olduğu için. Tabii ki olimpiyatlarda yarışan insanlar için. Avrupa'nın, dünyanın, Asya'nın en iyi insanları. O yüzden olimpiyatlara bu kadar zor bir basamak. Bir mertebe onu her sporcu hak etmez. Bugün 2024 Fransa Paris Olimpiyatlarında Kempo aldıkları an benim vizem hazır. Mustafa'nın da vizesi hazır. Mustafa dünya üçüncüsü oldu. Mustafa Bürüncük. Antalya'da. Ben köşesine oturdum Mustafa. Mustafa üçüncü oldu. Mustafa benim köşeme oturdu. Ben ikinci oldum. 12 yıl önce tanışan iki insan bugün dünya şampiyonası birbirlerinin köşesine dünyada, oturarak dünyada olimpiyat vizesi çıkarttılar mesela. Bizim Kempo'yu olimpiyatlar aldıklarımız Mustafa'nın artık aynı evde yaşamaya başlayıp diyetisyenimizle, doktorumuzla, masörümüzle, fizyoterapistimizle aynı evde yaşamaya başlayıp olimpiyatlara hazırlanmaya başlayacak. O bir saatlik şarkılar işe yaradı yani anladığım tabii kadarıyla. Ki, tabii ki. Değil mi? Dünyada ilk üçte ikiniz. Ne dinlediğimi sor bana çok şaşıracağım. Çok merak ediyorum şu an. Daha da merak ettim böyle söyleyince. Sözsüz cümlesiz. Bir heavy metal olabilir mi? Hayır. Çok. Come on man. Come on man. Ben diğerleri gibi aynı kalıpta bir sporcu değilim. Estaston diye bir gerçek var mesela bu dünyada. Adam şu an dünyada yaşadığımız gezegende nefes alan en iyi gitarist. Bir gitarı bir defa çalacak bir gitarist yani adam. İşi bitince gitarı başka kimse kullanamaz. Köprüsü müprüsü eridir yani gitarın. Estasyon açarak, ışıkları kapatarak. Hakkını verir yani adam. Evet. Bir gitarı bir kere kullanır mesela. Ekonomik ömrü biter gitarın. Işıkları kapatarak. Bir saat estasyon dinleyerek karanlıkta antrenman yaparak Mustafa İnan. Ondan sonra turnuva gittiğimizde ışıkları zaten zihnimizde kapanır. Herkes susar. Bir tek ben ve Mustafa kalırık. Ben söylerim Mustafa yapar veya Mustafa söyler ben yaparım. Mustafa'nın bana yarı finalde Romanyalı bir rakibim vardı. 3-4 dünya şampiyonu olan bir efsane bir adam. Romanyalı'nın maçında ondan sonra biz Mustafa'yla benim maçımı 10 kere izledik. Mustafa'nın bana bir yerde şimdi geri çık demesiyle biz maçı çevirdik mesela. Ben geri çıkmayıp baskılamaya devam etseydim mesela o maçı kaybedebilirdik. Ve biz karanlıkta estaston dinleyerek bu cümleyi birimize çok söyledik mesela antrenmanda. Gir Mustafa, çık Mustafa. Yat abi, kalk abi. Mustafa çık dediği zaman vardır bildiği. Ben çıkarım mesela. Çık dediyse vardır bildiği. Çıktım. Maçı çevirdik mesela. Aldık yarı finali. Finali hak kazandık. Yani burada hem yaptığınız antrenmanların doğru motivasyonda hem de takım arkadaşıyla olan ilişkinin artık aynı mesela videzli bir araba sürmek veya bir gitar çalmak gibi tamamen omurilikten gelen refleksler üzerine kurulabilecek şekilde bir alışkanlık düzeyine gelmesiyle birlikte o uyumun yakalanması ve spiritüel olarak gerçek bir konsantrasyon buna eklendiği zaman işte dünyada 3 şampiyon olur. İkisi bu iki arkadaş olur ve bizim toplumumuzda olur. Peki bir arkadaş şunu soruyor. Ekim Özgüvenli mesela spor dışında, egzersiz dışında mesela ne hobileri vardır? Nelerle ilgilenir? Mesela müzikle veya sosyal hayatıyla neler yapmayı sever? Zamanını spor dışında nasıl geçirir? Şimdi ben yıllarca ava gittim. Yıllarca balığa gittim. Kampçı, karavancı bir ailenin çocuğuyum zaten. Dağları severim, denizleri severim, her şeyi severim. Ama şu an, bu son 2-3 yıldır, şimdi bir daha pandemi sürecinden çıktık zaten. Pandemi döneminde dağcılıkla tanıştım mesela. Rock climbing. Cengiz abim, Halil abim gibi sevdiğim abilerim var. Onlar beni aldılar, dağcılıkla tanıştırdılar. Ve biz çok dağa
tırmanmak için arabaya binip gittik. Tırmanmak için dağa gittik. Yine mesela kulağımla kulaklık. Estaston çalardı ve ben tırmanırdım. Kitesurf'e gittik mesela. Onlar kitesurf yaptı, ben izledim. Yamaç paraşütüne gittik. Onlar yamaç paraşütü yaptı, ben izledim. Ben bugün kantramanım da bu arada buradan size duyurayım. Estasyonu dinleyerek bir Estaston kardiyo çalışması gerçekleştireceğim sanırım. Paylaşırım seninle. Bir deneyelim. Çok güzel. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Ekim. KKTC'de bu sporun gelişmesi için neler yapılması gerekiyor? Özellikle bu bağlamda federasyona ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı'na bir çağrın var mıdır? Var. Üç federasyonla çalışırım şu an. Güreş Federasyonu, başkanımız bu yıl değişti. Sayın Mehmet Öznacar, çok başarılı bir federasyon başkanı. Mehmet İngenç, Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı. Çok başarılı bir federasyon başkanı. Çok memnunum başkanımdan. Sayın Niyazi Demirel, Kickbox Muay Thai Federasyon Başkanı. Çok başarılı bir federasyon başkanı. Ellerinden geleni ardına koymadan federasyon için, milli takım için, sporcular için elinden geleni yapan insanlar. Yani federasyonun antijen testlerini hepsini ben ödeyeceğim deyip KPA laboratuvar kurduğunu gördük mesela biz bu yıl. Sırf güreş maçı yapabilelim diye laboratuvara para verdiler ve KPA antijen testi kurdurdular. Ben federasyon başkanlarından çok memnunum. Ama bu sporun yayılması için tek sıkıntı ön yargıları yıkmaları lazım aile bireylerinin, anne babaların. Yollayayım oğlumu da dayak yesin. Dayak yemesin diye yolla zaten. Hem isten oğlun zarar görmesin, hem isten oğlun kızını da korusun. E nasıl korusun atlasını çocuk? Biz insanları dövmeyi öğretmek, başkaları bize zarar veremesin diye eğitim alırık. Ön yargıları yıkmaları lazım. Neden ön yargıları yıkmaları lazım? Bir gün biri bir yerde bir sebepten dolayı bana bir şey yapmak isteyecek. Burada 5 tane bilinmezlik var. Bir gün biri bir yerde bir sebepten dolayı bana bir şey yapmak isteyecek, zarar vermek isteyecek. O gün herkesin başına gelir. Kimisinin 14-15 yaşında gelir, kimisinin 45-50 yaşında başına gelir. Herkesin başına mutlaka böyle bir şey gelmiştir veya gelecektir. O gün hazır olman gerekir. Aynen. Sevdiklerini ve kendini koruyabilmek için o gün hazır olman gerekir. O gün hazır olmak için de her gün çalışman gerekiyorsa her gün çalış. Kesinlikle ki buradaki mentalite kesin bu şekilde olması gerekiyor. Bence de insanlar maalesef bu işi tamamen şiddete dayalı bir durum olarak görüyor. Ancak bu hayatın bir gerçeği. Tam tersi. Tam tersi savunmak için. Evet. Yani şiddetle sorunlarını çözen insanları, çözmeye çalışan insanları önce kendi seviyemize, kendi düşünce yapımıza getirtip daha sonra konuşarak o sorunu çözebilmek için bazen gerekebilen belli başlı metotlar, muhakemeler. Şimdi ben nasıl düşünüyorum? Ben öyle düşünüyorum. Ya bu arada çok mütevazı olduğumu söylediler. Ben egoist olduğuma düşünmem ama tabii şeye bıraktım. Sevdiklerime bıraktım. Siz karar verebilirsiniz. Benim için öylesin ama. Teşekkür ederim kardeşim. Benimle dövüşmek, seni örnek veriyorum kusura. Senin için bir onur olması gerekir. Kesin. Benimle dövüşmek senin için bir onur olması gerekir. Şimdi sen sokakta bana zarar vermek isteyen çapulcunun birisin. Ben onuru sana niye vereyim? Yani bir halı saha maçında bir Messi'nin karşısında bir evet oyuncu gibi. Sen Messi'yi, Cristiano Ronaldo'yu halı sahada görebilir miyim? Görmem. Beni de sokakta göremem. Ben sana muhatap olmam zaten. Sen bana ağzına geleni söyle. Elini kaldır. Yerden al, taş at. Arkama döner giderim. Vur bana. Arkama döner giderim. Ya onu pek arkama döner denemeye gerek yok sanki. Gitmek zorundayım. Ben bir antrenörüm şu an. Ben bir antrenörüm. Yani ben bugün çocuklarıma dışarıda kavga etmemelerini öğreteceksem benim de etmem gerekir. Ettiğim an rezil olurum. Kendi utancımla zaten ben gece uyuyamam büyük ihtimal. Zaten ben de son olarak onu soracaktım sana. Bu programımızı takip eden, bu sporu yapmak isteyen gençler ve onun dışında senin kendi bir spor kulüpçün, bir kulüp mü der, kulübün var. Kulübümüz var, bir evet. Kulübüm var. Nes Fitness bünyesi içerisinde. Evet, hizmet veriyoruz. Güzel bir kulübüm var. Ben de seni ilgiyle takip ediyorum bu arada. Oradaki öğrencilerine ve bu sporla ilgilenmeyi düşünen genç arkadaşlarımıza vereceğin bir tavsiye ne olurdu programımızı kapatmadan?
Son olarak sana bunu sorayım. Buradan öğrencilerime sesleniyorum. Hem öğrencilerine hem seni bu branşla ilgilenmek isteyen sporcu adaylarına... Branşlarımızla ilgilenmek isteyen herkese kapımız açık. İstedikleri zaman gelip kahvemizi içip antrenmanlarımızı izleyebilirler, katılabilirler. Biri de ben oluyorum arkadaşlar bu arada, çaktırmayın. Gel artık. Bu hafta geleceğim kardeşim. Artık gel. İsteyen istediği zaman gelip kahvemizi içip antrenmanımızı izleyebilir, katılabilir. Sevdirebilirsek kendimizi ve branşımızı ne mutlu bize. Ama dediğim gibi savunma sanatları hayat kurtarır. Önleri kalın yıkıp gelsinler artık. Yani bana değil, Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e gidebilirler. Birinden bir şeyler öğrensinler. Kaybedecek hiçbir şeyler yok. Aksine kazançları çok tabii fazla. Tabii ki. Öğrencilerime sesleneceksem, onlar zaten bunu çok iyi biliyor. Ekim abileri verdiği sözü tutan biridir. Ben seni Avrupa Şampiyonası'na göndereceğim. Benim dediğim gibi yaşayacaksın. Benim istediğim saat yatacaksın. Benim seçtiklerimi yiyeceksin dediğim çocuk Avrupa Şampiyonası'na dövüştü mesela, 4. geldi. Maşallah. Ben seni Türkiye'ye götürüp profesyonel yapacağım. Türkiye şampiyonu yapacağım dediğim adam bugün benim asistanımdır mesela. Ben 90 dersleri o verir. 2 kere Türkiye şampiyonu Türkiye'de MMA'de. 2 kere. Yaşı da genç olsa gerek muhtemelen. Benden 4 yaş küçük. Ve 20'lerin ortasında ve çok disiplinli bir sporcu. Aynı mutfakta piştiğimiz bir sporcu. O da güreş temelli. Bizim alt devrelerimizdendi. Güreşini bildiğim, nasıl güreştiğini bildiğim bir çocuktu. Oyun planını öyle bir çizdim mesela. Döndük dolaştık, oyunu güreşe getirdik ve biz kazandık. Kardeşim, umarım dünya ikinciliğine kadar erişebilmiş bir sporcumuz olarak sen. Dünya birincisi de olabilirsin. Tek hedef o. Çünkü dünya ikincisini olabilen bir insan dünya birincisi de olur. Olimpiyatlara da katılır. Kim bilir İnşallah. Belki de olimpiyat şampiyonu da olur. Oo. Senin için gerçekten Amin. Çok mutlu olurum. Tüm Kıbrıs Türk toplumu. Tabii biz seninle gurur duyuyoruz zaten ama daha da gurur duyarız inşallah. Beni kırmadığın için ve geldiğin için çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim kardeşim. Bu haftalık da Sağlıklı Yaşam programımızdan bizlerden bu kadar. Gelecek hafta yepyeni bir konukla ve yepyeni bir konuyla yine karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi haftalar dilerim. Bay bay.